arkadaşlar, polinomlar konusunun artık son videosunda yaz fasikül bitirme testi 1'in cevaplarını bulalım birlikte. Aşağıdaki ifadelerden hangisi polinom belirtir diye sormuş bize. Arkadaşlar biliyorsunuz polinom belirtmesi için x'in kuvvetinin ne olması lazımdı n'in? Bir doğal sayı olması lazım. Negatif olamaz, köklü ifade olamaz, rasyonel olamaz, bir doğal sayı olması gerekiyordu. Burada bakalım. Px fonksiyonunda x'in derecesi 2. Güzel, sıkıntı yok ama burada x'in derecesi ne arkadaşlar? 1 bölü 2. 1 bölü 2 olabilir mi? Olamaz. Gitti. Burada deseniz zaten karekökün içinde direkt. Bu da gitti arkadaşlar. Bakın x'in derecesi eksi 1 olabilir mi? Olamaz. Burada x artı 4 bölü x eksi 2 var. Yani ben aşağıdaki x'i yukarıya atmak istesem eksi 1. kuvveti falan olacak. Yani bu şekilde bölüm halinde olmaması lazım. Paydada x'li bir ifade olmaması lazım arkadaşlar. Bu da polinom kuralına ters. Bakın x kare var. Kök 3 x var. Tabii ki katsayısı kök 3 olabilir. Fakat x'in üzeri köklü sayı olamaz. O yüzden cevabımız denizli arkadaşlar. Yani oradaki kök 3 kafanızı karıştırmasın. Şimdi ikinci sorudayız. Polinom vermiş bize. P, Px polinomunun derecesi, bu ne demek istiyor? P bileşke, Px polinomunun derecesi A ve P, x kare eksi 2x polinomunun derecesi B olmak üzere A artı B kaçtır toplamı diye soruyor. Öncelikle Px'in derecesini bulalım. Derece neydi arkadaşlar? En yüksek dereceli terimdeki katsayı. Yani üssü bizim için önemliydi, katsayı dedim, pardon. Şöyle yazacaktım. Derece Px eşittir. Neydi? X kare var, x küp var, x üzeri 5 var. Benim için önemli olan kim? En büyüğü. O da kim? X üzeri 5. O zaman derecem nedir benim? 5. Katsayıyla ilgilenmiyorum. X'in kuvvetiyle ilgileniyorum. Px'in derecesi 5 ise P bileşke Px'in derecesi ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir göstersem. Benim Px dediğim x üzeri 5 ile bir fonksiyon. Benim için hatırlıyorsanız devamı önemli değildi. Ben buradan P'de x gördüğüm yere Px yazmışım. Px dediğimde yine x üzeri 5'li bir ifade değil mi? Yani şöyle olacak. X üzeri 5 bla bla gidiyor. X üzeri 5 devam ediyor. X üzeri 5 kere 5'ten ne olacak burası arkadaşlar? Üssü kuvvetlerde hatırlıyorsanız üssün üstünü bulurken çarpıyorduk. 5 çarpı 5'ten 25 olarak bulunacak. Bu neye eşit o zaman? A'ya. Px kare eksi 2x. Buradaki yazan ifadenin derecesi nedir arkadaşlar? Derece x kare 2x'in 2. X'in kuvveti 2. Ben Px'i ikinci dereceden bir fonksiyonla, yani fonksiyon yazarsam içerisine x gördüğüm yere, bu kez şöyle olacak bakın. X'in karesi eksi 2x üzeri 5 olacak. Burada çarptığımda 5 kere 2'den 10 oluyor gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar birbiri iç içe olabilir, çarpım halinde olabilir, üstüne alırım vesaire. Dereceleri çarpmam gerekecek burada. Derece P x kare eksi 2x, bunun derecesi 2, p'nin derecesi 5'ti. 2 çarpı 5'ten 10 olarak buluyoruz. Bu neye eşit? B'ye. Bana a artı b'yi sormuş. 25 artı 10'dan arkadaşlar 35 olarak ikinci sorunun cevabını buldum. Px polinomunu vermiş. Polinomun derecesi A, baş katsayısı B olduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor. Derecesi A, dediğim gibi en yüksek x'in kuvvetine bakıyorduk. Arkadaşlar bu da nedir? 3x küpteki şuradaki 3. Bu neye eşitmiş? A'ya. Baş katsayısı diyor. Baş katsayısı neydi işte? En yüksek dereceli terimin katsayısıydı. Orada buradaki görüyorsunuz 3. O zaman B dediğim 3. A çarpı B kaçtır diye sormuş. 3 kere 3'ten 9 olarak cevabını bulduk. Dördüncü soruya bakalım. Polinomun sabit terimini sormuş bize. Sabit terimini istiyorsa arkadaşlar herhangi bir polinomda x yerine 0 yazıyoruz. P 0 eşittir 0 artı 2'nin karesi artı 3 çarpı 0 artı 4. 0 artı 2, 2 zaten. 2'nin karesini aldığımda 4. 3 çarpı 0, 0. Geriye 4 kaldı. Cevap nedir? 8. O zaman benim sabit terimim 8 olur.
tablomuza bakalım. Aşağıda taban uzunlukları 3x eksi 4 ve 2x artı 2 metre olan bir havuz gösterilmiş. Yüksekliği x eksi 1 metre olan havuzun tamamen su ile doldurulduğunda havuzu dolduran suyun hacmini veren matematiksel modellemede sabit terim kaçtır diyor. Arkadaşlar hacim dikdörtgensel bir katı cisim, burada görüyoruz. 3 boyutlu bir cisim. Bunun hacmini nasıl buluyorduk? 3 kenarının çarpımı. 2x artı 2, yani bana verilenler 2x artı 2 çarpı uzun kenar 3x eksi 4 çarpı yüksekliği. Yüksekliği neymiş arkadaşlar? X eksi 1. Bu hacim. Bu hacmini veren matematiksel modelleme bu. Bundaki sabit terimi soruyor bana. Ben buna hacime hx desem arkadaşlar, hx desem bana sabit terim diyor. Ne yapıyorduk? X yerine 0 yazıyorduk. Yine x yerine 0 yazalım. 0 yazarsam buradan 2 kalır. 0 yazdım, eksi 4 kalacak. 0 yazdım, eksi 1 kalacak. Eksi 4, eksi 1 daha. Artı 4'ü 2 ile çarptım. 8. O zaman sabit terimi neymiş? 8. Cevap Denizli olacak. Arkadaşlar 6. soruya bakalım. Px ve Qx polinomlarını vermiş. Buna göre diyor 3P2x-2Q3x artı 1 polinomun sabit terimini sormuş. Yine sabit terim dediğinde x yerine 0 yazacağım. Nerede? Şu fonksiyonda. Bakın P0, Q0'ı aramıyorum. Şu polinomdaki x yerine 0 yazacağım. 3 çarpı P 2 çarpı 0 eksi 1 eksi 2 çarpı Q 3 çarpı 0 artı 1. Burada x yerine 0 yazdık. Bakalım ne olacak? 3 çarpı P eksi 1. 2 çarpı 0 gitti. Eksi 2 çarpı Q 1. Yani bana ne lazım şu an? P eksi 1 ve Q 1 bulursam ben arkadaşlar sabit terimi bulacağım. P eksi 1 ve Q 1'i buradan bulalım. P eksi 1 eşittir. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in 4. kuvveti eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 3 olacak burası. Tahta yine sonradan geldiği için karıştı oralar. Evet gitti. Artı 3. Eksi 1'in 4. kuvveti 1. Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi yine 2. Eksi 2 artı 3. 3 1 daha 4. 4'ten 2 çıkarttım da 2. Yani arkadaşlar P eksi 1 2 eşit. Şimdi ne lazım? Q1. Onu da şurada bulalım. X yerine 1 yazacağım. 4 çarpı 1'in kübü eksi 3 çarpı 1'in karesi artı 1. 4 eksi 3 artı 1'den cevap arkadaşlar 4'ten 3 çıkarttım. 1, 1 ile 1'i topladım. 2. Yani Q1 neye eşitmiş? 2'ye. 3 kere 2 6 eksi 2 çarpı 2'den 4. 6'dan da 4 çıkarttım da cevabı 2 olarak buluyoruz. Bakalım E seçeneğinde cevabımız gözüküyor. Evet 7. sorumuza bakalım. Polinomun katsayılar toplumu diyor. Biraz önce sabit terimde x yerine 0 yazdık. Şimdi katsayılar toplumu diyor arkadaşlar. Burada da x yerine 1 yazıyorum. P1 eşittir 1 eksi 2'nin karesi artı 3 çarpı 1 eksi 1'in kübü. 1'den 2 çıkarttım. Eksi 1 eksi 1'in karesi. 3 kere 1 3 1 çıkarttım. 2 2'nin kübü olacak. Eksi 1'in karesi neye eşit? 1 artı 2'nin kübü nedir? 8. 8 artı 1'den cevabı 9 olarak buluyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sabit terim diyorsa 0, katsayılar toplamı diyorsa x yerine her zaman 1 yazıyoruz. Aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki zemini olan deponun bir kısmına konulan kutular gösterilmiştir. Deponun boyu 4x eksi 7 metre. Kutuların konulduğu dikdörtgensel alanın bir kenarı ise 2x artı 3 metredir.
Kutuların konulduğu kısım ile deponun duvarları arasında birer metrelik geçiş alanı bırakılmıştır. Yani arkadaşlar şurası 1 metre, şurası 1 metre, burası 1 metre, burası 1 metre, hatta şurada 1 metre. Artık ben tam düzgün çizemedim. Şöyle çizsem belki daha doğru olacak. Şöyle geri alayım onu ya. Çünkü şöyle doğru anlaşılsın. Şurası bir doğru gibi. Birebir. Bir, şurası da yine 1 metre. Arkadaşlar buranın tamamı 4x eksi 7 ise birer metre kenarlardan çıkartırsam ben 4x eksi 7'den 2 çıkartırsam ne olur burası? 4x eksi 9. Yani şu kutunun bir kenarı 4x eksi 9'muş arkadaşlar. Niye x yazmayı unuttum? 4x eksi 9'muş. Bu kez bana verilen deponun boyunu vermemiş de kutuyu vermiş. 2x artı 3'e ben sağdan ve soldan olmak üzere 2 birim eklersem bana deponun bu taraftaki boyunu verecek. Dikdörtgen bir şekil, kare değil, dikkat. Bu da ne olacak? 2x artı 5. Yani bakın şuranın uzunluğu da 2x artı 5 oldu. Diyor ki buna göre kenarlarda geçiş alanı olarak bırakılan kısmın alanını veren matematiksel modellemenin katsayılar toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar buradaki alanı ben nasıl hesaplarım? Alan diyeyim. Büyük deponun alanından küçük kutuları koydukları alanı çıkartırsam geriye kalan boşlukları bulurum. Büyük dikdörtgen kutunun tabanının alanı ne olacak? 4x eksi 7 çarpı 2x artı 5. Eksi. Bundan neyi çıkartacağım? Küçük depodaki kutuların alanını çıkartacağım. Bunun da bir kenar uzunluğu 4x eksi 9. Diğer kenar uzunluğu ne? 2x artı 3. Buradaki arkadaşlar matematiksel modelleme bu. Bunu tabii ki açıp, çarpıp, toplayıp düzenleyebilirsiniz. Fakat hiç gereği yok. Çünkü bana neyi soruyor? Katsayılar toplamını soruyor. Katsayılar toplamında ne yapıyorduk? X yerine 1 yazıyorduk. Yani bana A1 lazım. X yerine 1 yazarsam 4 çarpı 1, 4. 7 çıkarttım. Eksi 3. Parantez yazayım şöyle. 1 yazarsam 5 artı 2'den 7. Eksi. 1 yazarsam 4 eksi 9'dan eksi 5. 1 yazdığımda 2 artı 3'den 5. Ne olacak burası? Eksi 7 kere 3'den 21. Eksi 5 çarpı 5 eksi 25. Eksi ile çarptım artı 25. Bunu da arkadaşlar toparladığımızda ne olur? 4. O zaman cevabımız arkadaşlar katsayılar toplamını 4 olarak buluruz. Güzel bir soru olmuş. Px ve qx polinomları veriliyor. Pardon. Px ve qx artı 1 polinomu veriyor. Bana 2x px artı 1 eksi 3 qx polinomunun katsayılar toplamını sormuş. Yine ne yapıyoruz? X yerine 1 yazıyoruz ama nerede? Şurada. 2 çarpı 1 p 1 artı 1 eksi 3 q 1. Bu da ne olacak? 2 çarpı p 2 1 artı 1'den eksi 3 çarpı q 1. Şimdi bana ne lazım? P 2 ve q 1 lazım. Onları bulalım. P2. X yerine 2 yazarsam P2'yi bulurum. 3 çarpı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 eksi 1. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 12. Eksi 4. Eksi 1 daha. Eksi 5 olacak. 12'den 5 çıkarttığımızda cevap 7 olur arkadaşlar. 2 çarpı 7. Eksi 3 çarpı Q1 lazım. Q1'i bulmam lazım. Q1'i bulmak için bu fonksiyonda arkadaşlar X yerine ne yazmalıyım? X yerine 0 yazmalıyım ki ben burada Q1'i bulayım. X yerine 0 yazacağım. 4 çarpı 0 artı 5. Bu da ne olur? 5. Q1 5'e mi eşit? Evet. 7 kere 2 14. 5 kere 3 15. Eksi 15. Ne olur buradan cevabımız? Eksi 1. Yani katsayılar toplamını arkadaşlar eksi 1 olarak bulduk. Yani bu sorularda Px artı 1'i, Qx'i bulmaya çalışmıyoruz. Biz direkt x yerine 1 yazıp artık ne çıkıyorsa.
tek tek bulup kat sayılarını bakayım, toplayayım, yapmıyoruz arkadaşlar. Polinomun sabit polinom olduğuna göre P artı B, A artı B ifadesinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar sabit polinomda X'li terimler olmaz. X çünkü değiştirir onu sürekli. Bunlar olmayacaksa bunlar ne olacak? Sıfırlanacak. A eksi 3 sıfır ise A dediğim nedir? 3'tür arkadaşlar. B eksi 2 yani X'in katsayısı sıfır ise B nedir? 2'dir. A 3 B 2 olarak bulduk. Şimdi bana Px'i bir düzgünce yazalım. X üzeri 4, X'li ifadeler gitti. Geri A çarpı B, A eksi B kaldı. Burada A'yı B'yi yerine yazarsak 3 kere 2'den 6, 3 eksi 2'den de 1 olacak. Yani 7. Benim Px dediğim ifade 7 mi? Tamam. B artı A artı B'yi sormuş arkadaşlar. A 3, B 2. Yani bana P5'i sormuş. Bu zaten sabit polinom değil mi? İsterse 100A, 100B desin. Yine cevap ne olacak? 7 olacak arkadaşlar. Sabit polinomda X yerine ne yazarsanız yazın. Sonuç her zaman aynı çıkar. Evet, son iki sorumuz kaldı. Qx artı 4 eşittir 1 eksi a çarpı x artı b polinomu veriliyor. Qx polinomu 0 polinom olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar 0 polinom demek bu 0'a eşit. Yani burası 0'a eşit demek. Ama bana Qx polinomu 0 polinom olduğunu söylemiş. Gerçi Qx artı 4 de o zaman 0 polinom olur. A artı b toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar burada 1 eksi a'nın da 0 olması lazım ki x'li terim gitsin. B katsayının B sabit teriminde 0 olması lazım. Yani Qx polinomu şöyle anlatayım. Qx 0. Ben burada x yerine Qx eksi 4 yazmışım. Ne fark eder? Bu da 0. Yani x yok ki ortada. 0 yani. Arkadaşlar buradan a'yı 1, b'yi 0 olarak buldum. A artı B'yi sormuş bana. Cevabımız o zaman 1 artı 0'dan 1 olarak buluyoruz. Evet buraya bakalım. Polinomları verilmiş. Px, Qx'e eşitse diyor. A çarpı B çarpı C çarpı A çarpı B çarpı C çarpı D'yi soruyor. Yani hepsini çarpıyor bana. Şimdi bunlar eşitse arkadaşlar bunların x'li dereceleri eşit olan x'lerin katsayıları birbirine eşit olmalı. Mesela bakın burada x kare var, x kare var. Bu x karenin katsayısı c eksi 2. Bu x karenin katsayısı eksi 3. O zaman c eksi 2 eksi 3'e eşit olmalı. Buradan ne olur? Eksi 2'yi karşı atarım. Artı 2. C eksi 1 olarak bulunur. Bakın x'in katsayısı 2. X'in katsayısı b artı 1. O zaman b artı 1'in 2'ye eşit olması lazım. Buradan da b'yi 1 olarak bulurum. Aynı şekilde sabitlerin de eşit olması lazım. D ve 5 var. O zaman direkt D'yi 5 derim. Fakat yukarıda x küplü ifade var. Aşağıda x küplü ifade yok. Ne olacak arkadaşlar? Tabii ki aşağıdaki x küplü ifade aslında şöyle yazarsanız daha net gözükür. Ki zaten burada 0 olduğu için gitmiş o. O zaman x küpün katsayısı ne olmalı? 0 olmalı. A eksi 5 eşittir 0 ise A ne olur arkadaşlar? B'ye eşit olur. Bana bunların çarpımını soruyor. A çarpı B çarpı C çarpı D. Ne olacak? A dediğimiz 5. B dediğimiz 1. C dediğimiz eksi 1. D dediğimiz de 5. 5 çarpı eksi 5'ten eksi 25 olarak cevabı buluruz. Cevap da A seçeneği. Bundan sonra 2 tane daha soru var. Fakat arkadaşlar bu konu bizi ilgilendirmiyor. Bu şekilde polinomlar konusunu bitirmiş oluyoruz. Siz de elinizdeki bütün kaynaklardan arkadaşlar polinomlar konusunu artık tamamen bitirmeye çalışın bu ara tatilde. Ki döndüğünüzde yeni konuya daha hazırlıklı olmuş olursunuz. Polinomlar önemli bir konu. 9. sınıf değil, pardon. TYT'de ve AYT'de öyle söyleyeyim. TYT ve AYT'de çıkacak konular karşınıza. O yüzden önemseyin ve sorularını çözün arkadaşlar. Bugünkü dersi bu şekilde bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.